Hadi ben şiir yazayım dediğiniz zaman şiir yazılmıyor. Ama bazen öyle oluyor ki gecenin bir yarısında fırlayıp kalkıyorsunuz. Elinizde kağıt kalem hemen bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Sonra öyle bir oluyor ki 3-4 satır yazıyorsunuz. 5. satır aklınıza gelmiyor. Bırakıyorsunuz. Hani hamdım piştim dediği gibi ısınmaya pişmeye bırakıyorsunuz. Sonra çıkıyor. Şiir bence bir duygu sahibi. Ben bu şekilde yorumluyorum. Mutlaka onu da soracaksınız da. Şimdi benim genelde bugüne kadar yazdığım şiirler hep aşk temalı. O şekilde yazıyorum. Biraz da belki güfteye yatkın olsun diye, beste olsun diye yazıyorum ama bunun yanında tabii ki güncel konularla ilgili, kahramanlıkla ilgili, toplumsal konularla ilgili çeşitli şiirlerim de var. Evet. Hem güfte olmuş 15 şiiriniz var. Bu güfteler hakkında bilgi verir misiniz? Yani şiirinizi yazarken güfte olması gerektiğini düşünerek de yazdığınız oluyor mu? Yoksa kendinden daha sonra güfteye dönüşüyor, besleniyor mu o güfteler? Özel bir çalışma yapıyor musunuz güfte olsun diye? Tabii özellikle güfte için yazılması gerekiyor. Çünkü onun belirli ölçüleri var. Bunun şiirlerimi besteleyen hocalarımızın da tabii bende çok büyük etkisi var. Onlar güfte nasıl yapılır, şiir nasıl yazılır, ikisinin arasındaki fark nedir? Bunu öğrettiler bana. Ama bazen de şu oluyor, bir şiiri yazıyorsunuz, güfte diye yazılmadığı halde besteye yatkın oluyor. Bir bakıyorsunuz kendiliğinden o besteye dönüşmüş oluyor. Ama güfte ile beste arasında tabii ki mutlaka bir birliktelik, bağlantı olması gerekiyor. Siz serbest ölçüyle yazıyorsunuz. Hece ile ilgili şiirleriniz var mı? Hece ile yazdınız. Var. Tabii son bilhassa yazdığım şiirler daha ziyade hece yazımına daha yatkın oluyor. Ölçü dahilinde, belirli bir sayı ölçüsü içerisinde yazmaya çalışıyorum. Serbest olanlar da var tabii ama son yazdıklarım genellikle ölçülü. Değerli konuklarımıza bir şiir dinletelim. Artık zamanı geldi. Evet, zaten Sayın Dursun Başkanım gelirken dedi ki ben şiir dinlemeye geldim dedi. Şimdi bir şiir okumadan ve yeri gelmişken kendilerinin benim yayınlanmış bir iki kitabımda çok büyük desteği var. Huzurunuzda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Zor mu bu kadar? Boğazımda düğümlenen sözlerimde saklısın. Susmak en güzel cevap. Belki de sen. Duyduğunu biliyorum. Anlatıyor o bakışlar. Seviyorum demek zor mu bu kadar? Ne sevdalar kaybolmuş. Önce sen söyle derken. Bir ömür gelmiş geçmiş yarınları beklerken. Kağıtlar çöpe gitmiş. Hep kırılmış kalemler. Bir sevdayı anlatmak zor mu bu kadar? Dil lal olmuş, perde inmiş gözlere. Hep bir çizgi dur demiş uzatılan ellere. Bülbül yanmış güllere, kalem yazmış şiirlere. Bir rüyayı gerçek yapmak zor mu bu kadar? Sevgili Önder, çok özür dilerim. Ben izin verirseniz çok kısa bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılının ayı, önümüzdeki günlerde o da kutlanacak. Ben öncelikle bu Cumhuriyeti ve demokrasiyi bize armağan eden büyük Atatürk'e şükranlarımı iletmek istiyorum. Bugün bu ortamlarda, bu platformlarda kadın erkek, özellikle kadın şairlerimiz, kadın yazarlarımız, kadın sanatçılarımız, kadın sporcularımız çok büyük başarılara imza atarken onu şükranla yad etmek mümkün, yad etmemek mümkün değil. Ama öyle oldu ki neredeyse Atatürk adını anmak bile korkulur hale geldi. Öyleyse
Öyleyse Atatürkçü diye fişleyin beni. Cumhuriyet aşığıyım. Öğrenin beni. Demokrasi sevdalısıyım. Belleyin beni. Bütün bunları bilmeyenler var ya. Şimdi onlara bir çift sözüm var. Var da hemen şimdi bipleyin. Evet, harika Ahmet Bey. Evet, ben de özellikle gençlerimize ve hatta biraz daha tabana inerek, küçüklüğe inerek çocuklarımızın şiire yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Bunda eğitimcilerimizin de mutlaka çok büyük rolü olacak. Çocuklarımız görüyoruz ki şiiri seviyorlar. Ama nedense bir korku var. Demin Engin Bey'in de söylediği gibi. Yazıyor, yırtıyor, atıyor. Asla atmasınlar, asla yırtmasınlar. O bu olmadı dedikleri satırların içinden inanın neler neler çıkar. Ben son bir sözle sevgili Mümit'e söylemek istiyorum. Tabii. Kendini çekiyor ama müthiş şiir okuyor. Müthiş şiir okuyor. Şimdi çekti kendini, artık okumuyor ama en kısa zamanda kendisiyle bir şiir programı daha yapacağız. Özledik. Hayran kaldık, enfes şiir okuyor. Hemen söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii çocukları sen şiire yönlendirmek için okullara da gidiyorsun, şiirler okuyorsun. Onu da biliyorum ben. O konuda da seni kutlarım ayrıca. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın Özcan, konuklar söyleşimizin sonuna geldik. Konuklarımıza çok teşekkür ediyorum Bandırma Belediyesi adına. Tabii en büyük teşekkürüm sizlere. O kadar güzel ilgiyle dinlediniz ki sağ olun, var olun. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Ben değerli yazarlarımıza ve kıymetli moderatörümüze çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu güzel organizasyonda nacizane kıymetli yazarlarımıza hediyelerimiz, armağanlarımız olacak. Plaketlerini Bandırma Belediye Başkanımız Avukat Sayın Tolga Tosun adına takdim etmek üzere Belediye Meclisimiz Sayın Nüvit Erten'i sahnemize davet ediyoruz ve ilk olarak Sayın Gültekin Özcan'a plaketlerini takdim edecek. Kendileri de buyurun. Şöyle aramıza geleyim. Sayın İYİ Parti İlçe Başkanım, önceki dönem belediye başkanım, meclis üyesi arkadaşım, değerli Bandırmalılar ve tabii ki değerli konuklarımız, öncelikle sizleri Bandırma Belediye Başkanımız Tolga Tosun adına saygıyla sevgiyle selamlamak isterim. Bugün Bandırma'nın en güçlü kalemleriyle, uzun yıllardır Bandırma'mıza ve bölgemize kalemleriyle katkı sunan, eserleriyle katkı sunan yazarlarımızla buluştuk. Gerçekten kendileriyle uzun zamanlar içerisinde çok güzel sohbetlerimiz, dostluklarımız oldu. Ben bu kente verdikleri katkılardan, değerlerden ötürü öncelikle çok teşekkür etmek isterim kendilerine. Kalemleri hiç susmasın, kalemleri hep yazsın diyorum. Kendilerine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bandırma Belediye Meclisimiz Sayın Nüvit Erten'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Gültekin Özcan'a bugünün anlam manasına plaketlerini takdim ediyor. Şimdi de Ahmet Batu'ya plaketlerini takdim edecekler efendim. Daha sonrasında Sevil Hanım'a, Sevil Kara plaketlerini takdim ediyor. Ve son olarak da Engin Arıcan'a plaketlerini takdim edecek efendim. Bundan sonra da son genel bir toplu kare rica edeceğiz sizlerden efendim. Evet, kıymetli konuklarımızla beraber bu güzel güne evet, anlam katacak evet, olan asra niteliğinde buradayız. Bir